Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri? Hem de zahiri efkarını teşviş eden ve hayalatını intizamdan çıkaran Sıdkı enbiyanın delaili yalnız harikuladelerde münhasır olduklarını itikat etmeleridir. Evet zahire takılanlar dedi ya hani sadece işte lafızla, şekille, biçimle, dış görünüşle hüküm verenler ve dolayısıyla İslam'ı kuru, donuk, statik bir sanki dinmiş gibi lanse edenler veya buna yol açanlar. işte onların Fikirlerini karıştıran, karmaşaya sebep olan şey veya hayallerini düzenden çıkaran, düzensiz hale getiren peygamberlerin doğruluğuna yani peygamberlik delillerinin yalnız mucizeler, harikulade haller, olağanüstü şeyler. Yani mucizelere has olduklarını sanmalarıdır. Şimdi itikat etmeleri yani sanmaları, inanmaları öyle kabul etmeleridir. Evet zahirilerin işte e, aldattıkları veya aldandıkları e, bir diğer e, noktaya dikkat çekiyor üstad. Eee peygamberlerin e, mucizeleriyle ilgili e, düştükleri yanlış. Yani sanki e, peygamberler Aleyhisselam e, sadece işte olağanüstü yani harikulade dediği şey veya böyle aklın şaşırdığı, hayret ettiği şeyler gösterirler. Göstermek durumundadırlar ki peygamberliklerine delil olsun bunlar gibi. Peki işin aslı nedir? Hem de peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise vücut müsaade etmediği için müteheyyelatları intizam bulamıyor. Aynı şeyi Peygamber Efendimiz Ali Vesselam'ın bütün e, sireti için, siyeri içinde vehm diyorlar. Öyle zannediyorlar. Yani her hali, e, her hali olağanüstüdür. Haşa sanki bir insan değil de e, insan üstü bir varlıkmış gibi e, e, bakıyorlar veya buna yol açıyorlar. E, böyle e, kabul ediyorlar, bu şekilde itibar ediyorlar. Bu ise vücut müsaade etmediği için, yani kainattaki yasalar hani işte biz şu anda e, sebepler aleminde yaşıyoruz. Ki peygamberler de bir insan, peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir insan. Dolayısıyla bu sebeplere uyacak. E, i̇şte savaşa giderken zırh e, giyecek. E, işte yani normal insanlar nasıl savaşıyorsa, nasıl tedbirler alıyorsa öyle tedbir alacak. Yerine göre hastalanacak. Yani e, halbuki işte o e, İslam'ı, e, dini hep böyle e, olağanüstü bir manzume, e, böyle aşırı derecede e, yani hayal mahsulü bir şey gibi gösteren e, ve e, sanki e, sürekli e, mistik hani o Hristiyanların e, işte kullandığı o mistizmmiş gibi Doğa e, doğaüstü, e, işte gerçek üstü bir yaşam formu, bir yaşam tarzı, bir inanış, bir kabul gibi gösterenler peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam için de öyle hayaller kuruyorlar. Anlattıkları şeyler de hep öyle şeyler. Veya abarttıkları şeyler, mübalağa ettikleri şeyler de genelde bu hususlar. Halbuki böyle itikat sırrı hikmeti ilahiyeden ve hilkati alemde cari olan kavanini ilahiyeye peygamberlerin teslim ve ittibalarından gaflet pek büyük bir gafletin neticesidir. ...o kanunlara peygamberlerin de tabi olduğunu bilmemek. Veya sanki onları o kanunların dışında düşünmek. İşte peygamberler de doğarlar, büyürler, ölürler. Peygamberler de yerler, içerler. Bakın hatta Hz. Hızır aleyhisselam işte ölmemiştir deriz. İşte Hızır makamı diye tasavvufta bir makamdan bahsedilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hz. Hızır ile Hz. Musa aleyhisselam... ...işte ne diyor? Bir köye uğradılar o köyde yemek istediler. O köylüler yemek vermediler. Değil mi? Bunu okuyoruz. Demek ki Hazreti Hızır da yemek yemek zorunda, Hazreti Musa da yemek yemek zorunda. Bu nedir? Hilkati i alemde cari olan, bu yaratılış aleminde yürürlükte olan, geçerli olan kanunlara onların da tabi olduğu gerçeğidir. İşte zahiriler abarttıkları için özellikle mucizeler konusunda çok aşırı bir takım şeyler ekledikleri için gaflete düşüyorlar. Evet peygamberimizin her bir hal ve hareketi sallallahu aleyhi ve sellem sıdkına delalet ve hakka temessüküne şehadet etmekle beraber peygamber de adetullaha ittiba ve inkiyat ediyor. Makale-i salisete bu sırra tembih edilecektir. Her bir hal ve hareketi onun doğruluğuna şahitlik etmektedir. Bir delildir. Allah-u Teala'nın kanunları az önce söylediği şeyler. E i̇şte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu kanunlara ittiba ve inkiyat ediyor. Uyuyor, boyun eğiyor. Hem de harikuladenin izharı tasdik-i nübüvvet içindir. Tasdik ise zahir olan mucizatıyla ekmeli ve hasıl olabilir. Eğer hacetten fazla harika olsa ya abestir veya sırrı teklife münafidir. Zira teklif nazari olan şey de bir imtihandır. İşte bu paragraf çok çok önemli ki e, tam merkezde duruyor. Yani konunun e, odak noktası gibi. Harikulade neydi? Olağanüstü şey, alışılmamış şey, e, mucizeler yani. O mucizeleri izhar etmek, yani göstermek, e, tasdik-i nübüvvet içindir. Yani peygamberliğini doğrulamak, tasdik etmek içindir. E, tasdik ise, bakın o doğrulama ise e, zahir olan mucizatıyla, ekmeli vecihle hasıl olabilir. Şimdi burada ekmeli vecih e, kıvam demek aslında. Yani en mükemmel kıvam. E, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde, dilinde, hal harekatında, ahvalinde, efalinde gösterilen, o ilahi e, mucizeler bir kıvamda gösterilmiştir. Yani bir e, vasat seviyede gösterilmiştir. E, böyle e, çok çok fazla veya çok çok az değil, tam olması gerektiği kadar. Niye? Eğer hacetten fazla harika olsa, yani ihtiyaçtan fazla böyle e, acayip bir şey gösterilse veya sürekli e, acayip bir şey gösterilse, ya abestir? ya gereksizdir veya sırrı teklife münafidir. Teklif sırrına zıttır. Zira teklif nazari olan şeyde bir imtihandır. Şimdi e, Allahü Teala hani onlar gayba iman ederler e, diyor değil mi? Yani muttakilerden bahsederken işte e, şu içinde şüphe olmayan Kur'anla hidayet bulanlardan bahsederken onlar gayba iman ederler. Şimdi e, zaten eğer her şey e, müşahedeattan olsa yani kayıp değil de her şey göz önünde olsa o zaman imtihan sırrının bir anlamı olmaz. İmanın bir anlamı olmaz. E, çünkü e, evvela e, iman için bazı şeylerin biraz gizemli olması gerekiyor. Yani teklif tam da burada ortaya çıkıyor. İşte e, ben şu dağın arkasında bir ordunun Geldiğini söylesem bana inanır mısınız dediğinde evet inanırız diyorlar ya. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte o ahlakı, o o güne kadar ki doğruluğu, işte eminliği bu güveni veriyor. Ordunun olduğunu görmüyorlar. Ama Peygamber Efendimizin bir sözüyle bunu kabul ediyorlar. İşte burada bir sır var. Allah-u Teala, allah -u Teala hani ayet-i kerimelerde de ifade e, e, buyuruluyor. Yani dilerse e, gökleri yarar, melekleri gösterir, cenneti, cehennemi e, gösterir. E, ve hepsi, herkes bir şekilde zorunlu olarak inanır. O zaman o sır ortadan kalkar. Yani in inananla inanmayanın birbirinden ayrılma sırrı, ayrılma sırrı ortadan kalkar. Herkes e, aynı kefede olur. Aynı kefede olur. Ama işte mucizelerde öyle bir ölçüyle veriliyor ki öyle bir ölçü var ki Allahü Teala o imtihan sırrını ortadan kaldırmıyor. Aklı komple devreden çıkartmıyor. Veya tekliften tekliften kimseyi işte çıkartmıyor. Veya tekliften vazgeçmiyor. İşte teklif nazari olan şeyde bir imtihandır. Yani bir ortada bir iddia var. Ortada bir iddia var. nedir o söylenen şey? bakın öldükten sonra dirileceksiniz hesaba çekileceksiniz işte melekler var işte görmediğiniz alemler filan bunlar işte nazari ve bu nedir bir imtihan ve bu nedir aynı zamanda bir teklif e, mucizeler bunu komple ortadan kaldırmaz kaldırmamalı yani bedihiyat veya bedahete yakın olan şeylerde edna ala ile müsavi olabilir veyahut cereyanı hikmetin sırrına teslim ve itaate muhaliftir. Halbuki peygamberler aleyhisselam herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler. Şimdi bedihiyat neydi? Daha önce geçti. Yani delil gerektirmeyecek kadar açık olan şeyler. Yani iki kere ikinin dört etmesi gibi. Kimse buna delil getirmez. Veya bedahete yakın olan şeylerde yani kesinliğe yakın olan şeylerde Edna yani en düşük ile en basit ile ala yani en e, üst en yüce olan şey müsavi olabilir. Müsavi olabilir. Hani yer çekiminden bahsediyoruz. İşte yer çekiminde küçücük bir taş ile kocaman bir taş aynı kanuna tabiler. Aynı kanuna tabi. Veyahut cereyanı hikmetin sırrına teslim ve itaati muhaliftir. Bakın e, kainatta e, bir hikmet e, var işte Hikmet cari cari cereyan cari bunlar aynı şeyler. geçerlilik, yürürlükte olmak. Her şey bir gayeye matuf her şey bir faydaya göre yaratılıyor, bina ediliyor, veriliyor, düzenleniyor. İşte buna hikmet diyoruz. Bu hikmetin sırrı, bu hikmetin sırrı bazı şeylerin kapalı olmasını gerektiriyor. Ki teslim ve itaatin kıymeti ortaya çıksın. E, teslim ve itaat yani e, Müslümanın Müslümanın değeri ortaya çıksın, imanın kıymeti ortaya çıksın, itaatin kıymeti ortaya çıksın. Halbuki peygamberler herkesten ziyade bakın herkesten fazla e, kulluk ederler, herkesten fazla teslime mükelleftirler. Dolayısıyla peygamberler aleyhisselam e, veler ki onların elinde mucizeler gösterilse e, bile. Efendim e, ki onlar seçilmiştirler ama bu şu demek değil. Yani biz bu hikmet kanununun ve bu bu kainattaki kanunların dışına e, çıkıyoruz. Nasıl olsa her şeyi görüyoruz, biliyoruz e, filan deyip de işte rahat davranmıyorlar. Allahü Teala'nın kendilerine emrettiği her şeyi kusursuz bir biçimde yapmaya e, çalışıyorlar. Ey şu perişan sözlerime nazar eden talibi hak senin mahiyetinde ekilmiş olan müyulat şu 12 mukaddemede sükunuyla beraber cereyan eden şemsi hakikatin ziyasıyla neşu nema bulup çiçekler açacaktır. Yani benim bu sözlerimi diyor evet perişan gibi görebilirsin. Sen hakkı arıyorsun. Senin diyor fıtratında, yaratılışında bir takım meyiller var. Yani ara, arayışlar var. Arayışlar var. İşte şu saydığımız buraya kadarki 12 mukaddemede bunlar bulunuyor. Sükun demek yani oturuyor var bunlar. Cereyan eden şemsi hakikatin yani hakikat güneşinin ziyasıyla ışığıyla neşv ve nema bulup çiçekler açacak. Gelişecek, büyüyecek. İşte bu 12 mukaddemeyi aklında tut diyor. Bunlar hakikatlerin hakikatler için çok önemli. İslam'ı daha iyi anlamak, Kur'an'ı daha iyi anlamak için çok önemli. Hatime, seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan değilim diyenler, ikisi de günahkar ve duhur ile huruç haram oldukları gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Yasaktır yani. Evet, kim seyyidim derse ne kadar, eğer aslı yoksa ne kadar büyük bir iftiradır. Veya kim seyit olduğu halde seyit değilim dese ne kadar büyük bir günahtır. İşte aynı şekilde diyor hadiste veya Kur'an'da bir takım tefsirinde, şerhinde bir takım abartmalar veya olmadığı halde eklemeler yapmak aynı onun gibi yasaktır, günahtır. Fakat ziyade etmek nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Noksana cehil bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek ilim ile olur. Alim olan mazur değildir lik dinden bir şeyi fasıl veya olmayanı vasıl etmek ikisi de caiz değildir. Hani bir şeyi çıkarıyorsa bir kimse bu büyük ihtimalle onun bilmemesinden kaynaklanır, cehaletinden kaynaklanır. Ama bir şeyi ekliyorsa bu onun bilmesinden kaynaklanır. Dolayısıyla bu daha tehlikelidir. İşte dinden bir şeyi ayırmak da veya dine bir şey eklemekte de caiz değildir. Belki hikayatın bakırları ve İsrailiyat'ın muzahrefatı ve teşbihatın mümevvehatı elması akidede cevheri şeriatte düreri ahkamda idhal etmek kıymetini daha ziyade tenzil ve müteharri hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Evet bunun üzerinde çokça durduğu bakın tekrar tekrar söylüyor e, hatimede yani bu 12. mukaddemenin e, sonunda o hikayelerin bakırları yani altın olmayan uydurma olanları sahte olanları veya İsrailiyat ki onun üzerinde çokça durduğu o Yahudi kaynaklı rivayetler onların o işte uydurma kof boş şeyleri veya teşbihatın mümevvehatı bir takım temsiller benzetmeler istiareler kinayeler filan ki uydurma şeyler bunların sahtelikleri işte elmas akide bakın İslam'ın akidesi elmas gibidir veya şeriat cevher gibidir. Mücevher gibidir. Veya ahkam İslam'ın hükümleri dürer gibidir. Yani inci gibidir. İşte bu bu hükümlere, bu şeriata, bu akideye bir şeyler eklemek onun kıymetini düşürür. Ve yine hakikati arayan müşterilerini kaçırır. Müşterilerini kaçırır diyor, pişman eder. Hatime'nin hatimesi bir adam müstahit ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Şimdi bir şeye yeteneği var. Hani müstahit dediğinin kabiliyeti var. Kabil olduğu yani yapabildiği şeyi yapmıyor. Ve ehil olmayan şeye de teşebbüs ediyor. Bu şu alemdeki kanunlara, yaratılış kanununa büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki istidadı sanatta intişar ve tedahül ve sanatın mekayesine ihtiram ve muhabbet ve nevamisine temessül ve imtisal elhasıl fenafi sanat olmaktır. Yani i̇nsanın yapması gereken şey ne? E, sanatının ehli e, olmak. Kendi mesleğine, kendi davasına evet muhabbet etmek, ihtiram etmek, e, ona bağlanmak, ona e, sarılmak, kendi davasında, kendi yolunda fenafi sanat olmak, yani kaybolmak, kendini o işe tam bırakmaktır esas olan. İnsanın mahiyeti, özelliği, yaratılışı bunu gerektirir. Bunu gerektirir. Vazifeyi hilkat bu iken bu yolsuzlukla sanatın sureti layıkasını tayyir eder ve nevamisini incetir. İnsanın asıl vazifesi bu. Ama Vazife bu iken sanatın layık olan suretini, uygun olan halini, biçimini tayir eder, değiştirir. Yani alimse bir kimse ilmiyle meşgul olacak. O ilmini derinleştirecek, öğretecek, yayacak. Kalkıp da o ilme yani layık olmadığı halde ki doğru olmadığı halde doğrulardan olmadığı halde bir şeyler eklerse o zaman nevamisi incetir, Kainattaki kanunları incetir, e, hikatin kanunlarını. Ve asıl müstahit olduğu sanata olan meyliyle teşebbüs ettiği gayrı tabii sanatın suretini çirkin eder. Zira bil kuvve olan meyil ve bil fiil olan sanatın imtizaçsızlığı için bir keşmekeş olur. Asıl müstahit olan sanatı neyse yani kabiliyeti hangi sanata uygun ise başarılı olduğu, sevdiği, yapabildiği şey neyse ona dalması lazım. Yoksa yanlış bir şeye teşebbüs ettiği zaman bu gayri tabi, yani doğal olmayan bir şeydir ve bu sanatın suretini çirkin eder. Zira bir kuvve olan, yani potansiyel halde henüz daha harekete geçmemiş olan meyiller veya işte bil fiil olan yani uygulamada olan, yürürlükte olan sanatın uyumsuzluğu için bir keşmekeş olur. Çünkü meyli farklı, yaptığı şey farklı. Bunun birbirine uymaması bir karışıklık ortaya çıkarır. Peki ne olur sonra? Devam edeceğiz okumaya inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.